Özellikle belirtileri nelerdir? Belirti vermeden ilerleyebilir mi? Hayatımızda dumansız bir hayat var ama yine de bu rahatsızlığı yaşayan akrabalarımız var. Genetikle bağlantısı var mı? Belirti vermeden ilerleyebilir mi sorularınız? Ve genetik yatkınlık olmadan da olabilir mi hocam diye soralım. Şimdi şöyle, akciğer kanserinin en önemli sebebinin sigara olduğunu söylemiştik. Sigara içenlerde e, genetik bir takım değişiklikler olabilir ve bu değişiklikler diğer nesillere aktarılabilir. Bu nesillerde de akciğer kanseri görünme e, kısmı genetik olarak aktarılmış olabilir. Bunun yanı sıra demin de saydığımız gibi bazı e, kimyasal ya da toz bileşenlerine maruz kalmak gene akciğer kanserinin önemli sebeplerindendi. Bunlardan en önemlisi e, dediğimiz gibi asbest toz beriliyoruz dediğimiz küçük partiküler şeklindeki yapılar, kimyasal bir takım boya endüstrisinde çalışanlarda görülen bir takım sonunumla akciğerleri tahriş eden maddeler. Onun yanı sıra işte demin de bahsettik sedenter yaşam yani aktivitesiz yaşam, aşırı kilo alımı akciğer kanserini kolaylaştıran en önemli sebepler arasında sayılmakta. ek olarak dediğimiz gibi bunlara bağlı oluşan genetik materyal kırıkları da nesilden nesile aktarılma ihtimali olduğundan kalıtsal özelliği de tabii ki bulunmakta. Akciğer kanserinin erken evrelerinde herhangi bir şey e, semptom ortaya çıkmayabilir. Hiçbir semptomu olmadan e, hastalık devam edebilir. En önemli semptomları inatçı geçmeyen öksürüktür. O zaman öksürüğü burada çok dikkate almamız gerekiyor hayatımızda. Evet yani inatçı geçmeyen evet. uzun süren öksürüklerde mutlaka hekime müracaat etmek gerekir. Ama her öksürük akciğer kanser midir? Hayır. Altında başka alerjik sebepler olabilir. enfeksiyöz sebepler olabilir. Ama ne olursa olsun hani geçmeyen inatçı öksürüğün mutlaka ve mutlaka nedeninin araştırılması gerekir. Öksürükten başka en önemli semptomlarından birisi de balgamda kan görülmesi olabilir. Balgamda kan görülmesiyle gelebilir. Nefes darlığı olabilir hastada. Daha önce olmayan fakat son zamanlarda gelişen nefes darlığı olabilir. Ama bunların çoğunluğu hastalığın daha ileri evrelerinde, daha erken evrelerinde öksürük ön belirti olabilir şey olarak. Bundan haricinde e, hastalığın daha ilerleyen e, dönemlerinde e, yüzde boyunda şişmeler olabilir, e, göğüs bölgesindeki damarlarda belirginleşmeler olabilir. E, bunun haricinde e, omuz ağrıları olabilir. Akciğer kanserinin yerleşme yerine bağlı olarak kolu e, sinir e, kola duyu götüren sinirlere basısı yüzünden hmm. kol ve omuz ağrıları olabilir göğüs ve sırt ağrıları olabilir hastalarda e, bunlara ek olarak e, vena kava superior sendromu dediğimiz bu işte boyunda yüzde şiştikler e, olabilir daha ileri e, e, dönemlerde ise e, kemik ağrılar olabilir. Hastanın kemiklere yayılmasıyla beraber ya da nörolojik semptomlar olabilir. Nöbet geçirme gibi, beyne yayılmasıyla beraber bu tür semptomlarla hastalar gelebilir. Bu e, akciğer kanserlerinin yaklaşık e, 75 civarı küçük hücre dışı dediğimiz akciğer kanserlerini oluşturur. %25'lik kısmı e, da Küçük hücreli, bir de yüzde üçlük bir akciğer yaprağını tutan mezotelioma dediğimiz akciğer kaynaklı kanser türü vardır. Genelde de biz hastaları incelerken ya da tedavisini planlarken küçük hücre dışı akciğer kanserleri, küçük hücreli akciğer kanserleri olarak tedavi planlamasını genellikle yaparız.